Herkese merhaba. Yine gidiyoruz. Neptün Çeşmesi'nin önündeyiz. Hemen yan tarafında gördüğünüz kısım ise Via del Indipendenza Caddesi. Asinelli ve Garisanda kulelerinin önündeyiz. Burada küçük bir Venedik manzarası görüyoruz. Corto Isola'da ahşap portigonun altındayız. Michelangelo'nun Fener Tutan Melek heykeli gibi. Şu anda Bologna Havalimanı'ndayız. Yanımda Madrid, Barcelona, Atina videolarını hatırlayacağınız Yelken'den Dümenci'm Meriç var. Merhaba. Şimdi Bologna'nın şehir merkezine geçeceğiz. Yürürken de Bologna şehir merkezine en ucuz yolla nasıl geçtiğinizi anlatacağım. Şimdi havalimanından bir çıkalım. Gelen yolcu tarafından çıktığınızda buraya çıkıyorsunuz. Ve havalimanının bu kısmında böyle bir lambo yatıyor burada. İzmir'den İstanbul'a, İstanbul'dan buraya olan kısımları çekip videoyu uzatmak istemedim. Zaten bütün yolu yürüdüğümüz için de video çekemezdim. Şu anda havalimanının otopark kısmındayız. Çıkışa doğru yürüyoruz. Şimdi şehir merkezine ulaşımın detaylarını anlatmaya başlayayım hemen. Buradan Marconi Express çalışıyor normalde şehir merkezine. Fakat fiyatı şu anda 6 ya da 7 euro olması lazım. Bizim yaptığımız gibi havalimanının 1 kilometre dışındaki Birra durağına yürürseniz oradan şehir merkezine giden 2 tane hat geçiyor ve onları normal toplu taşıma biletiyle, yani tek biniş 1,5 euro ya da günlük alacağınız 6 euroluk biletle binebiliyorsunuz. Havalimanından çıktıktan sonra böyle bir göbeğe geliyorsunuz. Hemen şurada yan taraftan yürüyeceğiz sonrasında. Ayrıca içerideki Carrefour'da sadece 10 binişlik ve tek binişlik biletler satılıyormuş. Biz günlük bilet alacağız. Günlük bilet satılmadığı için şu anda Birra durağının oradaki bir yerden alacağız bileti. Evet Meriç, yine gidiyoruz farkıyla. Deli deli yollardan yürüyoruz. Bir şeyler demek ister misin? Ama biz bu yolları seviyoruz ya. Hem sağ olsun öğreniyoruz da hem araba gibi zannediyoruz arasında kendimizi. Yol sağ olsun. Ben 2020'de Bologna'ya gelmiştim. Hatta ben Bologna'dan döndükten hemen sonra İtalya'ya uçuşlar korona yüzünden yasaklandı. Zaten sonrasında da tüm dünya kapanmaya gitmiştik. O zaman geldiğimde yabancı bir blokta okumuştum bu yolu. Türkiye'deki blokların hiçbirinde yazmıyordu. Fakat bu ulaşımla alakalı detayları blok yazımda yinegidiyoruz.com'da bulabilirsiniz. 15 dakikalık yürüme sonrasında Birra durağına ulaştık. Hemen karşısında bulunan bu bardan da toplu taşıma biletinizi alabilirsiniz. Ancak burada da 24 saatlik bilet yokmuş ve kredi kartı geçmiyor. O yüzden havalimanındaki Carrefour'dan almanızı öneririm. Buradan da 91 ya da 81 numaralı otobüsle şehir merkezine geçeceğiz şimdi. Bologna'nın Central İstasyonu'nu görüyorsunuz şu anda. Otobüslerin çok büyük bir kısmı ve trenler buraya geliyor. Şimdi karnımız aç olduğu için İtalya'ya gelmişken yapılması gereken şeylerden biri olan pizza yemeğe gidiyoruz. Pizza Altero'ya geldik. Burası benim şu ana kadar yediğim en güzel pizzayı yediğim yer. Bakalım hala aynı şekilde lezzetli mi? Bizim aldığımız pizzalar bu şekilde. Dilimlerde 2 euro ile 4 euro arasında değişiyor. Pizzalar da bu şekilde. Göstereyim. Fiyatlar da böyle. Bologna'yı keşfetmeye başlıyoruz. Şu anda Emiliano Romagna bölgesinin başkentindeyiz ve hemen yan tarafında gördüğünüz kısım ise Via del Indipendenza Caddesi. Burası Bologna'nın mağazalarının olduğu, restoranlarının olduğu ünlü caddesi. Bologna için İtalyanca'da La Dotta, La Grossa ve La Rossa deniyor. Bunların anlamları bilgiçlik, şişmanlık ve kırmızı. Bilgiçlik Batı dünyasının en eski üniversitesinin burada bulunmasından, şişmanlık Bologna'nın ve Emiliano Romagna bölgesinin İtalya'nın gastronomi başkenti olmasından ve kırmızı ise şehrin bina renklerinden gelmekte. Ayrıca bu şehrin önemli mimari özelliklerinden biri de hemen şu anda üzerimde gördüğünüz revaklar. Bu şehrin bir ucundan diğer ucuna yağmur yağarken hiç ıslanmadan gidebilirsiniz. Bologna sırlarla dolu bir şehir ve şu anda bu sırları keşfetmeye başlayacağız. Bunlardan birincisi La Piccola Venezia. Bu kısmı açtığınız zaman burada küçük bir Venedik manzarası görüyorsunuz. Burası genelde fotoğraflanmak için oldukça kalabalık oluyor. Aslında pek bir özelliği yok burasının, ancak Instagram'da o kadar çok Reels'ları çekildi ki çok popüler bir yer oldu.
Az önce bahsettiğim ravakların İtalyancadaki ismi Portico ve Bologna'nın bir diğer sırrı da bu Portico'nun üzerinde bulunuyor. Gördüğünüz üzere burada yazan Panis Vita, ekmek hayattır anlamına geliyor. Hemen yanda bulunan Cannabis Protecto, kenevir korur anlamına geliyor. Ve son olarak da Vinum Laetita, şarap keyiftir anlamına geliyor. Bologna'nın bir diğer sırrı Neptün Çeşmesi'nin önündeyiz. Papa'nın isteğiyle heykeltıraş Gian Bologna tarafından yapılıyor. Fakat heykelin yapımı sırasında Papa özellikle de heykelin uzuvları konusunda burnunu çok sokuyor ve Gian Bologna'nın tepesinin tasını attırıyor. Sonrasında da Gian Bologna Papa'ya heykelde küçük bir hediye bırakıyor. Şimdi o hediyeyi göstermek için açıyı değiştirmemiz lazım. Yan tarafına geçelim heykelin. Heykelin sağ arka tarafına geçtiğinizde karşısından baktığınızda sol oluyor. Şöyle birazcık daha zoom yaparak göstereyim. Buradan siz Papa'ya bırakılan hediyeyi anlamışsınızdır. Bologna'nın merkezi olan Piazza Maggiore çok sayıda önemli yapıya ev sahipliği yapıyor. Bunlardan ilki şu an gördüğünüz Palazzo del Podesta. 1200'lü yıllarda Podesta'nın merkezi olarak inşa edilen yapının üst katında büyük bir salon, alt katında ise dükkanlar bulunuyor. Podesta ise geç Orta Çağ'da Orta ve Kuzey İtalya şehirlerinin hükümetindeki en yüksek sivil makamın sahibine verilen isim. Meydandaki diğer bir önemli yapı ise şu anda gördüğünüz Palazzo Accursio ama buraya videonun ilerleyen dakikalarında içini gezerken anlatacağım. Meydanın en önemli yapısı ise San Petronio Bazilikası. San Petronio Bazilikası 258 bin metreküp hacmiyle Avrupa'nın en büyük 6. dini yapısı ve dünyanın en büyük tuğla gotik kilisesi olma özelliğine sahip. İçine girdiğinizde de ne kadar heybetli bir yapı olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Dış cephesine dikkatli baktığınızda tamamlanmamış olduğunu fark edeceksiniz. Bunun sebebi ise ilk başta dünyanın en büyük kilisesini yapmak planlanmış ancak Vatikan bunu öğrenince Roma'da Vatikan'ın içinde bulunan San Pietro'dan daha büyük kilise olmaz diyerek önlerini kesmiş. Ön cephenin mermer kaplaması da bu sebeple yarım kalmış. Bazilikaya giriş ücretsiz. Piazza del Podesta'daki diğer bir Bologna'nın sırrına geldik. Şimdi Meriç'in durduğu yeri görüyorsunuz. Ben hemen karşısında bu köşede duracağım ve burada konuştuğumuzda birbirimizi duyacağız. Meriç, konuş bakayım. Evet arkadaşlar, yine gidiyoruz, kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, şu an bak, Meriç oradan konuşuyor. Sen de beni duyabiliyorsun değil mi? Kesinlikle çok net geliyor. Evet, burada bir mimarlık ve mühendislik harikası yatıyor. Ne demeyi istiyorum? İtalyanca abone oldun. Türk milli yelken takımından İtalyan arkadaşımız Dario Milano'dan bizi ziyarete geldi. İtalyanca konuşur musun bize? Iscrivetevi al canale di Jam Sart su YouTube. Abone olmayı unutmayın. Assolutamente. Day 2. Bologna'nın ikinci gününden merhaba. Biz sabah Maranello'ya gittik, Ferrari müzesini gezdik. Onu ayrı bir video olarak yayınlayacağım ve büyük ihtimalle bu videodan kısa bir süre sonra yayında olacak. Şimdi Bologna'yı gezmeye devam edelim. Şu anda bu arada meydandayız. Neptün Çeşmesi'nin orada. Gördüğünüz bina Sala Borsa. Burası şu anda kütüphane olarak hizmet vermekte. 2001 yılında belediye tarafından kütüphaneye çevrilmiş ve M.Ö. 189'dan kalma antik şehir Bononia üzerine kurulu. Şimdi içeriye geçelim. Sala Borsa'nın yanında bulunan Palazzo Accursio, ismini Bologna Üniversitesi'nin ünlü hukuk profesörü Accursio'dan alıyor. 1336'dan beri belediye binası olarak hizmet vermekte. Şu an kullandığımız miladi takvimin bir diğer ismi Gregorian takvimdir. Bu takvim Bolognalı Papa 13. Gregory tarafından yaptırılmıştır ve duvarda da heykeli bulunuyor. Heykelin altından geçerek avluya ulaşıyorsunuz. Hemen sağ çaprazda at arabaları üst kata çıkabilsin diye son derece alçak basamaklı Bramante merdiveni bulunuyor. Bu merdivenlerden çıkarak Piazza Maggiore'ye yukarıdan görebileceğiniz bir koridora ve belediye binasının salonlarına ulaşıyorsunuz. Bu salonları gezebilirsiniz. Ayrıca belediye binasının salonlarından Sala del Consiglio Comunale'de hala belediye meclisi toplanıyor. Bologna'nın önemli yapılarından Asinelli ve Garisanda kulelerinin önündeyiz. Özellikle bu coğrafyada
güçlü ailelerin yaptığı kuleler onlar için bir güç gösterisiydi. Kim daha güçlüyse daha uzun kuleler yapıyordu. Burada gördüğünüz uzun olan Asinelli. Bologna Belediyesi satın almış ve uzun yıllar gözcü kulesi olarak kullanılmış. Mezun olmadan Asinelli'ye çıkanların okulunu bitiremeyeceğine dair bir batıl inanç var. Benim de hukuk fakültesini bitirmeme yarım dönem kalmışken bu riski alamayacağım. Hemen yanında bulunan küçük olan Garisenda ise aynı dönemde yapılmış. 3.8 derecelik eğikliğiyle 4 derece eğik olan Pisa Kulesi'ne meydan okuyor. Ayrıca Dante'nin İlahi Komedyası'nda Garisenda'nın eğikliğiyle ilgili bir bölüm de bulunuyor. Garisenda normalde daha uzunmuş ancak altındaki toprak kayıp eğilince yıkılma tehlikesi olduğundan üstünden 12 metresi kesilmiş. Şimdi Bologna'nın bir diğer sırrı olan Roche Bobis'in önüne geldik. Buranın zemin katında, daha doğrusu bodrum katında bir Roma yolu olduğunu okumuştum, antik Roma yolu. Şimdi onu görmek için izin isteyeceğiz, bakalım izin verirlerse alt katlara gideceğiz. Roche Bobis'in alt katına geldik. Çok tatlı bir çalışan, direkt alt kata inebilirsiniz tabii ki dedi. Ve bahsettiğim antik Roma yolunun kanıtlarını görüyorsunuz şu anda. Bologna'nın bir sırrını da keşfettik. İçeride Roma döneminden kalma sütunlar da var. Bologna'daki bir diğer sırrın San Domenico Bazilikası'nın önündeyiz. Burada Michelangelo'nun San Petronius, San Proclus ve Fener tutan melek heykelleri bulunuyor. Michelangelo'nun ismi Roma ve Floransa ile eşleşmiş olsa da Bologna'da da eserleri bulunmakta. Şimdi içeriye geçelim. Michelangelo'nun Fener tutan melek heykeli girdikten sonra sağ tarafta bulunuyor. San Proclus ise büstün hemen arka tarafında bulunuyor. San Petronius da hemen burada soldan ikinci olan heykel. Corto Isola'da ahşap portigonun altındayız. Burada Bologna'daki keşfedeceğimiz son sırrı anlatacağım size. Buranın tavanında 3 tane ok bulunuyor. Fakat biz bu 3 oktan sadece bir tanesini görebildik. Onu da görene kadar çok zorlandık. Gerçekten bulması çok zor oluyor. 3. ve 4. ahşapların arasında kalıyor. Öyle söyleyeyim. Zaten videoda da şimdi göreceksiniz. Bu okların hikayesi ise bir adamdan intikam almak için gelen suikastçiler camda çıplak bir kadın görünce dikkatleri dağılıyor ve okları sağa sola atıyorlar ve buraya saplanıyor. Fakat internette bu hikayeyle alakalı farklı rivayetler de bulunmakta. Bir pizza önerisinde daha bulunacağım. Pizzeria Duratori gerçekten çok başarılı. Dün yedik, dilimi 2 euroydu. Hemen kulelerin yanında bulunuyor. 2020'de geldiğimde de burada tanıştığım bir öğrenci bana tavsiye etmişti. O zaman 1 euroydu dilimi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bologna'daki ünlü kütüphanelerden bir diğerine geldik. Şimdi içeriye geçelim. Biblioteca Comunale del Arcigenazio içinde kütüphane ve anatomi tiyatrosuna ev sahipliği yapıyor. Konumuna bakarsanız hemen San Petronio Bazilikası'nın güneyinde bulunuyor. Bu konumun seçilmesinin sebebi ise San Petronio Bazilikası'nı anlatırken bahsettiğim gibi Vatikan'ın San Petronio Bazilikası'nın en büyük dini yapı olmasını engellemek istemesi. Duvarlarında ise oldukça süslü boyamalar bulunuyor. Her iki katın duvarlarını kaplayan renkli motifler aslında burada öğrenim görmüş öğrencilerin isimleri ve ailelerinin armaları. Barları ve restoranlarıyla ünlü Quadlitero bölgesinde Miriç, Aperol, ben de şarap keyfi yapıyorum. Mercato di Mezzo da burada görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Mercatların ne olduğunu zaten Lisbon, Madrid, Barcelona videolarımı izleyenler biliyorlardır. Buralar yemek yerleri, food hall yani. Hemen içeriye geçelim, onu da gösterelim size. Daha sonuna geldik. Şu an saat sabahın 6.30. Bologna'nın otobüs terminaline gidiyoruz Roma'ya geçmek için. Roma videosu da bu videodan kısa bir süre sonra yayında olacak ama öncesinde Ferrari Müzesi yani Maranello videosunu yayınlarım diye tahmin ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çana basmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki seyahatte görüşmek üzere.